Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün teknolojioku.com olarak yine dışarılardayız. Çok güzel bir manzaranın eşliğindeyim. Şu anda buğday tarlasının içindeyim. Burası kısa bir süre içinde, birkaç ay içinde böyle buğdaylar olacak burada. O zaman da bir video çekeriz hatta. Dün akşam LG G5 tanıtıldı ve ben LG G5 ile ilgili bir ön değerlendirme videosu hazırlamak istiyorum her zaman yaptığımız gibi. Elimde ne derseniz bu elimde bana LG'den gelen kaç sayfa? 6 sayfa bir basın bülteni. Onu da aldım yanıma. En azından bir sürü şey tanıtıldı çünkü akşam. Onları da unutmamak adına. Şimdi şöyle söyleyeyim. LG G5 yani iyi ya da kötü demek çok doğru değil. Çünkü telefon bir kere öncelikle elimize ulaşmadı. Elimize ulaşmadan bir telefona iyi kötü demek bence çok doğru değil. Ayrıca yani işte 2K ekran, 5.3 inç ekran, 2K 850 nit parlaklığa ulaşabilen bir ekrandan bahsediyoruz. Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi Snapdragon 820'den bahsediyoruz. Bunun yanında 4 GB 1866 MHz'inde çalışan DDR4 RAM'lerden bahsediyoruz. UFS 2.0 ara birimi var. 32 GB hafıza var telefonda. Bunların oluşturduğu bir telefona kötü demek yani açıkçası yani en basit tabirle ahmaklık olacak. Bundan dolayı çok kötü bir şey söyleme imkanımız yok telefon için ama telefonun genel olarak bazı eksikleri ve bazı belki yapılmaması gereken şeyler var telefonda. Onu gördüğümüzü söyleyebiliriz en azından. Telefonun ben tasarımından bahsetmek istiyorum. Telefon yani ben dün akşamdan beri birçok işte arkadaşımla, eşimle, dostumla, bu sektörden insanlarla, sizlerle konuştum ve bu noktada mail aldım. Sizler Facebook'tan ulaştınız bana. Genel kanı LG G5'in tasarımının beğenilmediği yönünde. Bu 3D, ne dedik, bir şey diyorlar buna, 3D Art Glass Cam dedikleri bir sistem kullanmışlar. Çok kötü değil bence ama tasarım olarak ben kesinlikle daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum LG G5'in. Çünkü belki tasarıma şuradan başlamak lazım. G2 ile başlayan bir tasarım vardı biliyorsunuz. İşte tuşlar arkaya alınmıştı ve G2 lansmanında o kadar öne çıkartıldı ki bu aynen böyle sayfalar dolusu işte o ergonomiden bahsedilmişti. Arkada tuşların olmasında. Ama işte belli sebeplerden dolayı G5'te tuşlar artık tekrar eski yerine yan tarafa alındı. Arkada çünkü büyük bir kamera sensörü var. Çift kameranın oluşturduğu ve bunun yanında bir de parmak izi okuma sensörü geldi. Onlardan da bahsedeceğim size biraz. Tasarım tarafında dediğim gibi çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani benim beğendiğim tasarımı siz beğenmeyebilirsiniz ya da tam tersi olabilir. O yüzden tasarım göreceli bir kavram. Fakat dediğim gibi LG'nin vazgeçtiği bazı şeyler var. Özellikle arkadaki o tuş yapısından vazgeçti. Bir de G4 lansmanında çok öne çıkartılmıştı bu. Hatta telefonlar yere falan atılmıştı. Bu kavisli yüzeyin çok ciddi oranda bir şey sağladığından bahsediliyordu. Yani nedir o? İşte korumaya mukavemet sağladığı, yani ekranı ciddi anlamda koruduğundan bahsediliyordu. Bundan da vazgeçildiğini görüyoruz. Yani LG geçtiğimiz yıl ya da geçtiğimiz yıllarda tasarımla ilgili ne söylediyse bundan vazgeçti. Doğru ya da yanlış bunu zaten ileride hep beraber göreceğiz, incelemelerini yapacağız. Telefon dediğim gibi biraz teknik özelliklerden bahsettim. 5.3 inç IPS Quantum Display dedikleri bu ekrandan var. 850 nit parlaklığa ulaşıyor ki çok güzel bir değer, mükemmel bir değer. İşte 2K ekran. Yani artık tahmin edeceğiniz gibi. Snapdragon 820 işlemci var. Snapdragon 820 işlemciden de biraz bahsetmek lazım. Mesela geçtiğimiz yıl LG G-Flex 2'de Snapdragon 810 kullandı. Fakat LG G4'te Snapdragon 808 kullandı ve o zaman şu dendi. Dedi ki işte güç tarafında çok ciddi iyileştirmeleri olan bir işlemci, işte illaki 8 çekirdeğe ihtiyaç yok falan filan dendi ama bugün dediğim gibi en yüksek donanım neyse onu kullandı telefonlarında. Bence bu doğru bir yaklaşım. Çünkü yani rakiplerine baktığınız zaman rakipleri de bunları kullanıyor. Hatta kendi işlemcisini yapan Samsung çok büyük işlere imza atıyor. Onu da söyleyeyim size. Telefonla ilgili söyleyebileceğim şey en önemli şeylerden bir tanesi bence. Tasarım tarafında belki ne kadar söylenir bu ama 2800 mAh çıkarılabilir bir batarya olması. Ben şöyle bir düşünüyorum. LG'nin işte G5 ile ilgili nasıl yapalım diye bir toplantı yapılmış herhalde ve burada CEO bana sorarsanız şöyle bir yorumda bulunmuş. Demiş ki ya arkadaşlar ben metal yüzeye sahip ve çıkarılabilir bataryaya sahip olan bir telefon istiyorum demiş ve
sonuçta bu ortaya çıkmış. Beğenirsiniz beğenmezsiniz bir şey söyleyemeyeceğim. Bu modüler bir telefon deniyor bunun için. Modüler telefonun G5'te yapılması uygun mu? Bu da büyük tartışma olabilir. Belki başka bir segmentte bu telefon yapılabilirdi ve daha sonra belki G6 ile birlikte getirilebilirdi. Yani ben çünkü dediğim gibi bu modüler telefonun 2800 mAh bataryaya sahip olmasını da beraberinde getiriyor. Belli sebeplerden dolayı mutlaka. Telefonun G4'e göre söylüyorum donanımı yükselirken RAM tarafında, işlemci tarafında, ekran tarafında donanımı yükselirken enteresan bir şekilde pilinin küçüldüğünü görüyoruz. Ya biz zaten Vion incelemelerimizde uzun kullanım testinde özellikle yani bu konuda söylenebilecek her şeyi söyledik. Çok büyük bir hataydı bu ama gördüğümüz gibi LG 2800 mAh bataryayla yoluna devam etme kararı aldı. Tüm bunların yanında arkadaşlar kameradan da bahsetmek lazım. LG Vion'da biliyorsunuz önde iki tane kamera kullanmıştı. Ve bu kendisi açısından büyük bir inovasyondu ama ben yani ikinci kameraya gerek olmadığını düşünmüşüm. Çünkü insanların dar açıyla selfie çekmek istemediklerini zaten hep görüyoruz. İnsanlar sürekli geniş açıyla selfie çekmek istiyorlar. Geniş açılı bir tane kamera koysalar da öne yeterliydi. G5'te yine şöyle bir şey yapılmış. İki tane kamera kullanılmış ve bir tanesi geniş açıyla fotoğraf çekiyor denmiş. Özür dilerim. Bir tanesi 16 megapiksel normal 78 derecelik görüş açısına sahip bir kamera bu. Onunla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bir de 135 derecelik görüş açısına sahip bir kamera var. Gerçi bunlar da enteresan. Yani bunu LG bize gönderdiği basın bülteninde enteresan bir şekilde derecelendirmiş bunu ama aslında milimetre küçüldükçe derece de büyür. O da enteresan bir şey. Yani burada yanlış bir ifade kullanılmış bu basın bülteninde. Neyse hadi çok da detaya girmek istemiyorum artık. Şunu doğru yaptınız, şunu yanlış yaptınız demek istemiyorum kimseye. Ama dediğim gibi arkadaki o iki kameranın olmasına ben gerek var mıydı diye sormak istiyorum. Çünkü ikinci kamera ya özellikle bu geniş kameraların çok büyük oranda bir balık gözü efekti oluşturduğuna şahit olurum. İnsanların balık gözü efektini kullanıp kullanmak istemediklerine de siz karar verin arkadaşlar. Böyle fotoğraf çekmek ister misiniz? Balık gözüne sahip bir fotoğraf. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. LG G5 ile ilgili çok fazla bir şey yok. Zaten şurada bir girişte 4 paragraftan bahsedilmiş telefondan. Daha sonra da LG'nin France dedikleri o LG'nin yanındaki aparatlara geçiş yapılmış. Çok kısa onlardan bahsedeceğim. LG Cam Plus dedikleri bir aparat var. Telefona takıyorsunuz. Telefona ekstradan bir kamera donanım özellikleri sağlıyor mu sağlamıyor mu bu da büyük bir tartışma. Buradaki yani bana gönderilen basın bülteninde yazan şu. LG Cam Plus güç, perde, kayıt, zoom, LED ekranının yanı sıra kullanıcılara ergonomik bir kullanım sunuyor diyor. Tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Sanıyorum çevirmeyle ilgili bir hata var. Yani güç, perde, kayıt, zoom diyor. Artık ne demek tam dediğim gibi çözemedim. Genellikle bağımsız dijital kameralarında bulunan sezgisel otomatik odaklama, sezgisel otomatik odaklama yani LG G4'te de vardı. Ama ekstradan bir yani şey katıyorum bunu beraber göreceğiz yapacağımız testlerde. Ve pozlama kilidi özelliği kazandırdığını söylüyor bu aparatın. Pozlama kilidi özelliğini telefonlarda 2 yıldan beri kullanıyoruz. Bu da enteresan. Bu Hi-Fi Plus işte BNO Play dedikleri bir özellik var. Ekstradan takılan bir aparat var aşağıya. Ve gerçekten bu güzel bir aparat. Hemen şöyle söyleyeyim. 32 bit 384 kHz ses gücüne ulaşıyor telefonun gücü. Ve gerçekten mükemmel bir performans bu. Bunu söyleyeyim. Ha bunu kim alır? Kim kullanır? O da enteresan olabilir ama bir şey söyleyemeyeceğim. Kameradan bahsetmişler burada. Bu Always On diye bir özellik var ekranda. İşte ekranda sürekli olarak saatin gösterilmesi özelliği var. Bunun bildirimler de burada görünebilecek mi, görünmeyecek mi? Bununla ilgili de bir şey yok şu anda. Bakalım göreceğiz. Yani Always On modunda bildirimler geldiğinde atıyorum aşağıdan küçük bir şekilde geçecek mi, geçmeyecek mi? Bunu göreceğiz. İllakin işte ekranı açmamız gerekiyor mu bildirimleri görmek için? Bakalım. Yapacağımız testlerde bunu göreceğiz. Birçok yardımcı cihaz olduğu söyleniyor falan filan. Bir de şey var LG 360 VR diye bir donanım tanıtıldı. Bu sanal gerçeklik gözlüğü gibi bir gözlük. Ama dediğim gibi test etmeden bir şey söylemek çok doğru değil. Çünkü gerçekten gözlük gibi takılıyor ve yanlara boşluklar falan var. Genelde sanal gerçeklik gözlüğü göze tam oturan şeyler dışarıdan ışık gelmesi nasıl bir kullanıcı deneyimi sağlayacak bilmiyorum bunu.
dediğim gibi şey yapmak, test etmek lazım. LG 360 kendi dedikleri bir şey var. İşte iki tane kamera var. Bilmiyorum, bunu zaten bir sürü detaylı şeyinde paylaştık, haberlerini paylaştık. 360 cam dedikleri bir şey var. İki tarafında kamera var ve bunlar 200'er derecelik açıya sahipler ve bulunduğunuz yeri komple bir şekilde size gösterebiliyor. Bunun son kullanıcı açısından ben bir değeri olduğunu düşünmüyorum. Evet, bizim gibi içerik üreten insanlar bu tarz ürünleri kullanabilirler. Mesela ben şu anda bunu onunla çekseydim ve size bunu sunabilseydim, siz de bunu VR gözlüklerinden izleyebilseydiniz, her yere bakabilseydiniz çok başarılı olabilir. Çünkü burası gerçekten çok çok güzel görünen bir yer. Harika bir yerdeyim ben arkadaşlar, onu söyleyeyim. LG Rolling Boot dedikleri bir ürün var. Bu da işte 8 megapiksel kamera var ve hareket eden bir yapıya sahip. Yuvarlanan, hareket eden bir yapısı var. Ama dediğim gibi son kullanıcılar kim alır bunu, kim kullanır evinde onu bilemiyorum. Bunun amacının tamam ve tamamen işte evcil hayvan sahiplerinin ve işte güvenlik açısından kullanılabileceğinden bahsediliyor. Ya bir sürü şey var arkadaşlar, bahsedilmiş burada. İşte kulaklıklar var. LG Tone Platinum diye bir kulaklıktan bahsedilmiş. H3 by B&O Play diye bir kablolu kulaktan bahsedilmiş. LG Tone Platinum kablosuz kulaklık bu arada, onu söyleyeyim. Ama ben bu H3 by B&O Play kulaklığın, yani kutudan çıkmayacağını düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. QuadBit 3 ile devam edecektir diye düşünüyorum. LG Friends Manager diye bir uygulaması var LG'nin. Ya gördüğünüz gibi telefondan artık hiç bahsetmez olduk. Yani tamamen uygulamalardan ve donanımlardan bahsediyoruz tamamen. Bununla birlikte işte LG'nin oyun oynamak, işte yakındaki arkadaşlarınızla eşleşme falan filan, şudur budur bir sürü şey var arkadaşlar. Ya söyleyeceğim gerçekten, ya çok fazla bir şey yok bununla ilgili. LG G5 bence G4'e göre çok daha yenilenmiş ve iyileştirilmiş bir telefon. Burada tartışılacak hiçbir şey yok. Fakat LG G5'in bence CES 2016'da tanıtılması lazımdı. Eğer CES 2016'da LG G5 tanıtılmış olsaydı, ben bugün size Galaxy S7 ile bu telefonu karşılaştırmak zorunda kalmayacaktım. Ama ben şu anda dün akşam tanıtılan Galaxy S7 ile LG G5'i karşılaştırmak zorunda kalıyorum. Ve LG G5 açıkçası, ya benim bu kişisel görüşüm arkadaşlar, Galaxy S7'nin arkasında kalıyor. Hem tasarım anlamında hem başka uygulamalar anlamında, donanım anlamında daha gerisinde kalıyor. Söyleyebileceğim dediğim gibi bunlar, eğer CES 2010'da tanıtılmış olsaydı ve hemen ertesinde de satışa sunulsaydı LG G5, bence Snapdragon 820'li ilk amiral gemisi olacaktı büyük üreticilerin. Bu noktada bence çok daha özel bir telefon olacaktı. G Flex 2 gibi bir izlenim oluşturacaktı. Bence geç kaldı LG G Flex 2. Özür dilerim, LG G5. Umarım LG bu noktada, fiyat noktasında telefonunu Galaxy S7 ile aynı fiyat oranında tutmaz ve en azından tercih edilebilir bir noktaya kendini kavuşturur. Yoksa eğer Galaxy S7 ile aynı fiyattan satışa sunulursa LG G5, bana sorarsanız başarılı olamayacak. Ama telefon dediğim gibi geldiğinde detaylı olarak incelemeni yapacağız. O zaman belki fikrimiz değişir. Bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ben LG G5'i Galaxy S7'nin biraz daha altında görüyorum. Bakalım nasıl bir performans ortaya konulacak. Video izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınızı lütfen bekliyorum. Yani bu konuda Galaxy S7 ile LG G5 arasındaki farkla ilgili de yorumlarınızda bulunabilirsiniz. LG G5'i nasıl bulduğunuzla ilgili de mutlaka yorumlarınızı hemen yazının altına, videonun altına ekleyin. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Güneş var. Artık bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.